O kadar çok su yuttum ki. Ay şunu bir. İki müzeye de ücretsiz girdiğim için öncelikle kendimi tebrik ediyorum. Bir diğer güzel Lizbon sabahından herkese merhaba. Plaja gideceğiz. Çok fazla denize gitmek amacıyla gitmiyoruz. Hayatımda ilk defa surf deneyeceğim. Umarım yapabilirim. Şu anda böyle yukarıda göreceğiniz yerler tam klasik böyle Lizbon'un ara sokakları. Daha çok Alfama'ya yakın olan taraflar böyle oluyor. Şimdi arkadaşımın yanına gidiyorum. Ardından diğerleriyle de buluşup beach'e gidiyoruz. Caparica tarafına gideceğiz bu arada. Caparica'da surf deneyeceğiz. Benim ESN kartım var. ESN kartım olduğu için kampanyalı ve 15 euroya deneyeceğim. Bence çok iyi. Umarım becerebilirim. O zaman gidelim. YouTube channel first. Okay. Here is the last. Now she is like my best friend in Lisbon and we are just hanging out so much. My YouTube channel is Turkish, but sometimes like I am speaking English and that's Turkish. Yeah. Geldik. Evet, this is Turkish. Hayatımda ilk defa surf deneyeceğim. Nasıl olacak bilmiyorum. Dersimiz 4'te 15 dakika önce giyinebiliyormuşuz. Fotoğraf çekiliriz dedik ama çekilemedik. Neyse. Ay herkes düşüyor ve su buz gibi. Atlantik buz gibi. Yani böyle bir şey olamaz. Berlengas'a gittiğimde de su çok soğuktu ama burada da çok soğuk. Ama Allah'tan surf kıyafetlerini koruyacağını söylüyorlar. Bilmiyorum ama yeni şeyler denemek ruhumda var biliyorsunuz. Çok heyecanlıyım. Şu dalgaya bakın ya. Ben burada nasıl surf yapayım ya? Çok hava dolduruyorlar ve ben de 20 dakika içinde böyle olacağım. Su bu arada inanılmaz berrak, tertemiz ama o kadar soğuk ki erimiş buz gibi. Heh, yani bir dakika sonra ayağım uyuşuyor. Çıldıracağım, çok soğuk. Nasıl yüzüyorlar bu adamlar burada bilmiyorum. Neyse. Ay çok heyecanlıyım. Bundan denedim. Denediğim anları size göstermeyi çok isterdim. Ama denizde çok ileri gidiyorsunuz. Ve hani fotoğrafı o an çekebilecek biri yok. Ve dalga o kadar büyük geliyor ki. Yani dalga gelirken ayağa kalkmak zaten imkansız. Hani bize onu öğrettiler. Dalga gelirken ayağa kalkacaksın ve duracaksın bu kadar. Hani o dalganın üstündeki hareketleri falan bile öğretmediler. Ama ayakta bile duramıyorsun. Normalde kumdayken bize sörf tahtasının üstüne ayağa kalkmayı öğrettiler. İşte önce göğsünü kaldırıyorsun. Sonra sol ayağın, sonra sağ ayağın. Çok kolay gibi duruyor. Suyun içinde dalga gelirken aman Allah'ım imkansız ya. 5 kere falan denedim ve böyle hocam artık salak mı bu gibisinden baktı. Neyse yapamadı. Yani yapamadık yani. Olmadı hani. Biz demek ki sportif kızlar değiliz. Biz dans ediyoruz, partiliyoruz falan filan dedik yani. Olmuyor çünkü gerçekten. Ay ama deneyin yani. Hayatta kesinlikle denenmesi gereken bir şey. Eğer yeteneğiniz varsa. Çünkü ben dalga o kadar büyük geliyor ki. Dalga gelirken sizi savuruyor ve ayağınıza bir ip bağlıyorlar. Okey, size şimdi tahtayı gösteriyorum. Şurada tahtamızda bir ip var. Ve şunu bir ayağınızın bileğine bağlıyorsunuz. Ve böylece dalga geldiğinde tahta gitmiyor. Yani sizinle kalıyor. Ama onun ayağınıza dolanmaması lazım. Aksi takdirde parmağınız kırılabilir ayağınızda. Ya da tahtanın alt kısmının kafanıza vesaire gelmemesi lazım. Ama o kadar büyük dalgalar geliyor ki o anda hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ve ben normalde suyun altında nefesimi tutamayan biriyim. Halen daha tutamadım. O kadar çok su yuttum ki. Burnumu çekiyorum sürekli deminden beri ama o kadar çok su yuttum ki. Yani artık en son dedim ki Lese daha fazla deniz içemeyeceğim. Hani bitirelim. Şu an mesela uzaktan dalgalar o kadar küçük duruyor ki yani. Ama içindeyken o kadar büyük ki. Ay anlatamam neyse. Ama bence kıyafetim yakışmış. Ve biz de dedik ki okyanus çok soğuk. Bunları kiralayalım ve okyanusa bu şekilde girelim. Bu şekilde denize girelim yaz kış dedik yani. Bence çok mantıklı. Sesim falan değişti benim kesin. O kadar çok deniz yuttum ki. It is fucking impossible and I am telling to my, you know, followers like you should try it but just for one time and that's it. Yani şansınız varsa kesinlikle deneyin ama bu kadar. Yani ay çok zordu. Neyse biraz foto çekilelim. First, Lorenzo. Correct your feet. But it is impossible. You have to correct your feet. I never stretched it.
Eve geldim. Yorucu bir günün ardından. Nasıl videolar çektim bilmiyorum. Gerçekten ben sörf yaparken video çekmek çok isterdim ama dediğim gibi denizde çok uzağa gidiyoruz ve birinin beni çekmesinin hiç imkanı yoktu. Şimdi giyineceğim, böyle biraz dinleneceğim. Sonra Fado Gölü'ne gideceğiz. Eskiden Portekiz'deki denizcilerin başka yerleri keşfetmeye gittiğinde onların eşleri de kadınlarda bu ağıtı yakıyormuş. Yani aslında bu bir ağıt gibi bir şey. O zaman haydi gelin Fado Gölü'ne gidelim. Sıfır rezervasyon yapıp en önde masa bulmamız. Evet, daha önden. Neredeyse biz çalacağız. Bize özel çalıyorlar bildiğin. Sanatçılarla aynı masaya da oturmazsın be. Evet, biz de aynı masadayız şu an. Nasıl oldu, anlamadım. Okulun nasıl geçeceğiz sana? Çok kötü okul. Benim de. Bugün bir derse girdim, politik ekonomi diye. Master dersi. Herkes her şeyi biliyor. Yani ders, ilk ders onunla ilgili her şey biliyor mu? Ben benimkiler de zehir gibi, anlamadım ben. Meşhur Portekiz yemeğini Fadocu'da mı yiyoruz? Maşallah. Güzel alıştım. Ayıp da söylemesi biraz fazla Portekiz kültürüne alıştım. Dün gittim bakaloyu kendim yaptım. Portekiz yemek yapma büyük çapında. Patates cipsi, ünlü cold fish ve yumurta karışımı bir yemek. Müthiş. Güzel mi? Ben de. Değil mi? Evet, güzel. Yumurta ve balık nasıl birlikte olur diyorsunuz ama çok güzel oluyor. Yani hiç çok gördüğüm hayvan değil bu yani. Aynen. Markette bu böyle kocaman tuzlu bir balık satılıyor. O da sıcaklığında. Ben ilk görümde şok yaşamıştım. Onun da tarihi neymiş biliyor musun? Eski denizciler keşfe giderken yemekleri olabilsin diye, balık bozulmasın diye çok tuzlamışlar. O yüzden bakılı ortaya çıkmış. Sonra o tuzlu balığı alıp 5 gün evde suda bekletiyormuşsun. Sonra yapıyormuşsun. Aynen. Güzel bir yemek ama. Good morning, bon dia, günaydın. Dünkü vlog birazcık kısa oldu. Ben de biliyorsunuz böyle verimsiz içerikle üretmeyi sevmiyorum. Eğer böyle 15-20 dakika bana zaman ayırıyorsanız güzel güzel bol bol mekan görmenizi istiyorum. O yüzden bugünü de dünle birleştirmek istedim. Lizbon'da iki tane öğrenciler için yapılmış kurum var. Biri ESN. ESN bütün Avrupa'da var aslında. Bütün Erasmus'un olduğu şehirlerde. Bir de burada Lizbon'a özgü İYİ'ler var. Erasmus Life Lisboa. Diğeri Erasmus Student Network. Şimdi ESN hiçbir şekilde kar elde etmeyen bir kurum. İYİ'ler birazcık kar elde eden bir kurum. Yani aslında bir şirket. Fakat burada Study in Lisbon diye bir şirket daha var. Ve onlar İYİ'lerle birlikte bazı etkinlikler oluşturdular. Benim okulum da bana mail attı. Ücretsiz bir şekilde bizi hem Lisbon'daki kaleye hem de bir tane müzeye götürecekler. Bu arada şu anda Restoradores meydanındayız. Fakat burası bizim için sadece artık bir buluşma noktası haline geldi. Şöyle arkadan görebilirsiniz. Artık o kadar Lizbonlu oldum ki hani buralar sadece böyle bizim için buluşma noktası gibi oluyor. Güzel bir duygu. O zaman hadi gelin gidelim. Müzeye geldik. Normalde giriş fiyatı 6 euro. Antik bir sürü sanat eserini bulabileceğiniz bir müze. Burası 17. yüzyılın sonlarına kalma bir sarayın aslında dönüştürülmüş, restore edilmiş ve müze haline çevrilmiş bir bina. İçinde ne bileyim Çin'den tutun bir sürü eski tarihi altın eserlere, ondan tabloya, ondan eski bir saray odasına kadar her şeyi görebilirsiniz. En büyük tarihi müze. Sanatla, tarihle vesaire ilgileniyorsanız kesinlikle gelinmesi gereken bir müze. Aklınızda bulunsun.
Arkamda göreceğiniz Çinliler Türkiye'den gelmiş, İznik'ten. İlk gördüğümde zaten inanılmaz tanıdık geldi. Hatta bizi burada gezdiren kadın 3 kere İstanbul'da bulunmuş. İstanbul'la Lizbon'un benzerliğinden bahsettik. Çok garip, çok uzaklar. Ama ikisinde 7 tepesi var. İkisinde de inanılmaz derecede benzer Çinliler var. İkisinde tarihi çok önemli ve hani bizi gezdiren kadın şey dedi. Bence Avrupa'daki en çok gezilmesi gereken iki şehir Lizbon ve İstanbul dedi. Gurur duydum yani. Lizbon'da da Türkiye'den bir parça bulduk. Canım ülkem. Asın bayrakları. Bayağı bizim Çinliler yani. Burada da kültürlenelim birazcık. Şimdi Portekizler Japonya'ya gittiğinde eskiden onları tasvir etmişler. Fakat Japonlar Portekizlerin, hatta çoğu Avrupalıların barbar olduğuna inanıyorlarmış. Hatta şu an bile hala daha birazcık bu algı kırılamamış. Bilginize. Jorge Kalesi'ne doğru çıkıyoruz şimdi. Bu 7 tepeden biri ve normalde büyük otobüsler yukarıya doğru çıkamıyormuş. Bizim otobüsümüz bir tık daha küçük olduğu için çıktı ama daptar sokakta yeniden anksiyeten tuttu yolda. Neyse şimdi tepeye doğru çıkıyoruz, kaleye doğru. Lizbon'da birçok tepeye gittim ama gördüğüm en güzel manzara bu kale. Kesinlikle buraya da gelin. Çok net yukarıdan hem Cizre'yi görüyorsunuz, hem köprüyü görüyorsunuz, hem bütün mahalleyi. Wow. Burası 2010'da bulunmuş, daha yeni ama en eski kısmıymış galiba. Güzel bir yere çıktık. Canım şehrim, çok güzel gözüküyor. Size bir tur rehberliği yapıp şimdi kültürel bilgi vereyim. Böyle arkeolojist falan değilseniz bu arada, kaleyi tek başına gezerseniz çok bir şey anlamazsınız. 8. yüzyıl zamanla Müslümanlar buraya gelmiş. Fakat bütün Lizbon'a sahip olamamışlar. Yani koruyamayız diye düşünmüşler. Şu andaki bu kalenin olduğu bölge ve şu anda günümüzdeki Alfama diye geçen iki bölge de Müslümanlar yaşamış. 11. yüzyılda şu andaki işte Portekizlerin kökenli olan kral gelip Müslümanlardan burayı almış, bu kaleyi. Ve böylece artık Portekizlerin olmuş diyebilirim. Manzara müthiş. Hemen gösteriyorum. Böyle çok güzel merdivenler var. Normalde bu kaleyi 8. yüzyılda Müslümanlar işte bu iki bölgeyi ve evlerini korumak için yapmışlar. Fakat ardından 8. yüzyıldan sonra kaleye sürekli başka şeyler eklenmiş. İşte başka kapılar, başka duvarlar vesaire. Ve şu anda da hangi duvarın tam olarak kaçıncı yüzyılda yapıldığı anlaşılmıyormuş maalesef. O zaman kalenin en güzel manzaralı yerinden bu vlogu kapatayım. Bugün iki müzeye de ücretsiz girdiğim için öncelikle kendimi tebrik ediyorum. Erasmus'a gelirseniz ESN'i, İELL'i ve Study in Lisbon'u kesinlikle takip etmeyi unutmayın. Bu şekilde ücretsiz etkinlikler çok faydalı oluyor. Ve rehberle gezdiğiniz zaman çok daha iyi bu tarihi şeyleri öğreniyorsunuz. Ama rehberle bu kaleyi gezmek istiyorsanız bir tık daha fazla bir ücret vermeniz gerekiyor. 12,5 euro diyebiliyorum ama emin değilim. Bu sefer de uzun bir video oldu. Neyse, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Diğer güzel Lizbon, Portekiz ve Avrupa maceralarımı takip etmek istiyorsanız, abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.